Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz. Ve bu günlerde atılacak adımlar, söylenecek sözlerin hepsinin değeri daha fazla. Ama aynı zamanda risk payı çok daha fazla. Olabildiğince senin kanında olmak lazım. Ama biz gazetecilerin belli bir yerden sonra düşündüklerimizi söylemesi kaçınılmaz. Bu yayını da doğabilecek bir takım tatsız müdahaleler önüne geçmek için yorum ve sorulara kapalı yapıyorum. Kusura bakmayın. Kendi düşündüklerimi anlatacağım. Söylemek istediğim birçok şey var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim bir haftadır sadece ve sadece Suruç katliamını konuşuyor olmamız gerekirdi. Çok büyük, çok önemli bir Türkiye için çok acı bir olay yaşandı, trajik bir olay yaşandı. Bu sadece Türkiye için değil, bölge için de çok önemli bir olaydı, katliamdı. IŞİD konusu, Kürt hareketi konusu, Türkiye'nin geleceği konusu, Türkiye'nin 7 Haziran sonrasında siyasetin şekillenmesinde çok önemli bir dönüm noktasıydı. Ancak kısa bir süre içerisinde Suruç geri plana itildi. Çünkü Ceylanpınar'da iki polis yataklarında sabaha karşı şehit edildi. Ve bu HPG tarafından, PKK'nın askeri kolu tarafından üstlenildi. Suruç katliamının misillemesi olarak. Ardından askerin operasyonları vesaire PKK hedeflerine yönelik saldırılar. Tabi bu arada polis memurlarına ek olarak bazı sivil şahıslar, İslamcı oldukları düşünülen bazı sivil şahıslar IŞİD'le ilişkileri gerekçesiyle, iddiasıyla öldürüldüler ya da yaralandılar. Ve Türkiye hızla bir savaş atmosferine çekilir oldu. IŞİD geri planda kaldı. Daha sonra yaşananları yine de toparlayacak olursak IŞİD'in sınırda Türk ordusuna silah sıkması, bir askerin şehit olması, ardından Türkiye'nin IŞİD'e müdahalesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği uluslararası koalisyonda üslerin verilmesi için anlaşma yapılması ve aynı anda ya da eş zamanlı olarak IŞİD ve PKK hedeflerine hava saldırıları. En son Malazgirt'te jandarma binbaşının şehit edilmesiyle beraber işin rengi iyice kötüleşti. Kan gündemi belirliyor, çatışma gündemi belirliyor, silahlar gündemi belirliyor. Şunu net bir şekilde söylemek lazım. Türkiye'de çözüm sürecini zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'taki o tarihi olaya itiraz ettiği andan itibaren yani Mart ayı başlarında zaten Türkiye çözüm sürecini askıya almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ve ardından gerek Erdoğan gerekse Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu ve diğer AKP sözcüleri ve AKP'ye yakın bir takım medya kuruluşları vesaire seçim döneminde HDP'yi ve genel olarak da Kürt hareketine yönelik çok sert bir savaş yürüttüler. Aynı şekilde de HDP bunlara cevap vermeye çalıştı. Sonuçta barajı aşarak HDP bir anlamda bu sert mücadeleden galip çıkmış oldu. Net bir şekilde kazandı ve AKP de net bir şekilde yenildi. Ancak AKP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm sürecini askıya alması ya da bitirdiğini de söyleyenler var. Çatışmasızlık ortamının bittiği anlamına gelmiyordu. Ancak polislerin öldürülmesi, Adıyaman'da askerin öldürülmesi ile beraber gelinen noktada artık çatışmasızlık ve ateşkesin söz konusu olduğunu söylemek şu anda mümkün değil. Burada şunun özellikle altını çizmek lazım. Seçim öncesinde Ağrı Diyadin'de yaşanan olaylar, ardından HDP'ye yönelik Adana, Mersin, Erzurum ve nihayet Diyarbakır saldırılarının ardından Kandil'den hep şu tonda açıklamalar geldi. Oyuna gelmeyeceğiz. HDP'nin önü kesilmek isteniyor. Biz bunlara sessiz kalacağız. En azından bir şey yapmayacağız dendi ve o meşhur misilleme konusu gündeme getirilmedi. Ve HDP buradan çok ciddi bir sonuç alarak gerçekten bütün bu saldırılar eğer bir provokasyonsa bunları boşa çıkar.
Ama aynı kandil bu sefer Suruç katliamının ardından hemen misilleme kavramını devreye soktu ve gelinen nokta ortada. Dolayısıyla şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu noktaya gelinmesinde Kandil'in çok ciddi bir sorumluluğu vardır. Bu yapılan saldırılar, misilleme vesaire adıyla yapılan saldırılar hiçbir şekilde tasvip edilemez. Net bir şekilde bunlara karşı durmak, bunlardan uzak durmak, bunları eleştirmek lazım. Bugün Selahattin Demirtaş Adıyaman ve Ceylanpınar için şaibeli olaylar dedi ama bunu geç dedi. Daha önce bu olaylardan üzüntü duyduğunu söylemişti. Şimdi şaibeli olduğunu söyledi. Bunun ötesinde %13 oy almış 80 milletvekili HDP'nin çok daha ötesinde bu olaylar ilk gelişir gelişmez çok daha farklı duruşlar sergilemesi gerekirdi. Burada Kandil'in hatalarına HDP'nin politika üretememesi eklenince Türkiye kötü bir yere doğru geldi. Şunun altını özellikle çizmek lazım. Gerek HDP'den gerek Kandil'den gelen açıklamaların hepsi bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir planı olduğu yolunda. Erken seçim planı, HDP'yi marjinalleştirme planı olduğu yolunda. Doğru olabilir, katılabilirsiniz. Bazı yönlerine katılabilirsiniz. Ancak madem böyle bir plan var, tıpkı seçim öncesinde olduğu gibi, o zaman da söyleniyordu. O zaman bu plana niye elverişli bir zemin hazırlanıyor? Dolayısıyla burada Kürt hareketinin, özellikle Kandil'in çok ciddi bir stratejik bir hata yaptığını düşünüyorum. Bu hata sadece HDP'yi zor durumda bırakan bir hata değil. Aynı zamanda bölgede Kürt hareketinin kazanımlarını, özellikle Suriye'deki kazanımlarını da riske atan bir hata. Ama bunun ötesinde, bunun bir stratejik hata olmasının ötesinde yanlış. Yani polislerin öldürülmesi, binbaşının öldürülmesi bunlar artık Türkiye'de silahın, Kürtlerin hiçbir şekilde önünü açmadığını herkesin kabul etmesi gerekiyor. Silah önünü açmıyor, kapatıyor. Türkiye'de çözüm süreci, çatışmasızlık ortamının Kürt hareketinin önünü ne derece açtığı 7 Haziran seçimlerinde görülmüştü. Şimdi silaha başvurulduğu zaman misilleme, nefsi müdafaa hangi gerekçeyle olursa olsun ki bunların hiçbirisi bana şahsen çok tatminkar gelmiyor. Bu Kürt hareketinin ve Kürtlerin önünü kapatmaya yönelik bir şey. Buna karşılığında çok net bir şekilde sistemin Kürtlerin 7 Haziran'da gösterdiği iradeyi tasfiye etmek istediğini görüyoruz. HDP ile beraber Kürtler merkeze taşınmak üzere geldiler ama 7 Haziran'dan bu yana yaşanan her şey Kürtlerin ve HDP'nin ve HDP'nin yönetici kadrolarının marjinalleştirilmesi, kriminalize edilmesi, şeytanleştirilmesi üzerine kuruluyor. Burada çok açık söylemek gerekirse anahtar parti CHP. CHP yöneticileri hükümetin son olaylarla ilgili kendilerini bilgilendirme önerisini kabul ettiler ve bilgilendiler ne bilgi verildiyse. Ama bu bilgilendirmenin HDP'nin dışarıda tutulmasına hiçbir itiraz etmediler. Halbuki bu HDP seçimin ilk anından itibaren CHP'nin yanında durdu. Bence yanlıştı. Yanında durdu. Meclis başkanlığı seçiminde Baykal'a bile oy verdiler hiçbir şey beklemeden. Ama ilk kritik anda HDP'nin CHP tarafından böyle yarı yolda bırakılmış olmasının önemli olduğunu, acı bir gerçek olduğunu vurgulamak isterim. Bundan sonraki süreçte de CHP çok daha fazla önem kazanacak. MHP'nin tavrı zaten belli. HDP'nin kapatılmasını istiyor. AKP ise ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise parti kapatılma değil, tek tek kişilerin cezalandırılması arayışında. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde bunları söyledi, hedef gösterdi ve Türkiye'nin 17 Mart 1994'te yaşadığı Hatip Dicle, Leyla Zana, Selim Sadak ve Orhan Doğan'ın başına gelenler, depli milletvekillerinin başına gelenlerin bir başka senaryosunun bugün yaşanmak istendiğini, Cumhurbaşkanı'nın bunun işaretini verdiğini, bunu resmen talep ettiğini görüyoruz ve böyle bir süreç başlayacağı benziyor. Zaten HDP'liler de dokunulmazlıklarının kaldırılması için yarın başvuracaklarını söylediler. Yarın meclis olağanüstü toplanıyor CHP'nin çağrısıyla. Normal şartlarda Suruç için HDP'nin istediği bu olay
büyük ölçüde Suruç'un geri planda kalacağı, yani IŞİD'in geri planda kalacağı, PKK'nın ön plana çıkacağı bir görüşme olacak ve belki de biz HDP'nin marjinalleştirilmesinin ya da sistem dışına tekrar itilme çabalarının bir örneğini göreceğiz. Belki de diyorum, umarım görmeyiz. Yarın ben de mecliste olacağım, yarın da onu gözlemek istiyorum. Bugün Selahattin Demirtaş'ın yaptığı grup konuşmasını hiçbir medya kuruluşunun vermediği söyleniyor. Bu da çok önemli. Bakın, seçimden önce birçok kişi hiç haz etmese bile HDP'ye ve Demirtaş'a prim verdi. Önünü açtı, destek oldu. Çünkü hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık hayallerinin yok edilmesiydi. Ve hatta mümkünse AKP'nin tek başına iktidara gelmesinin engellenmesiydi. HDP barajı aşarak bunları hakikaten gerçekleştirdi. Ama şimdi aynı çevreler HDP'nin artık kendilerine göre misyonunun bittiğini düşünüyorlar ki HDP'ye karşı adım adım, kademeli kademeli, değişik derecelerde tavır alıyorlar. Bu HDP'nin misyonunun bittiği anlamına gelmiyor. Ancak bugüne kadar, özellikle son günlerde sergilediği performans da HDP'nin kendi misyonunu tam olarak anlayamadığını, kavrayamadığını düşündürtüyor bana. HDP çok daha farklı. 80 milletvekili 6 milyondan fazla seçmenin oyunu almış bir parti gibi hareket etmeyi becerebilmeli. Şu anda bana göre HDP hala 7 Haziran öncesi bağımsız adaylarla meclise girmiş bir parti görünümü sergiliyor. Önümüzdeki süreç ne olur? Geçen cumartesi günkü son periskop yayınında bunun kontrollü bir şiddet olduğunu söylemiştim. Belli bir aşamadan sonra masaya oturmanın tekrar gündeme geleceğini söylemiştim. Yaşananlar beni tekzip edere benziyor. Ancak şunu net bir şekilde hala düşünüyorum. Hiçbir taraflardan hiçbirisi bu savaşı, bu çatışmayı çok fazla sürdüremezler. Ne devlet PKK'yı bitirebilir, ne PKK devleti pes ettirebilir. Böyle bir şey mümkün değil. Olsaydı çoktan olurdu. Silahla bu iş olsaydı Tansu Çiller bunu becerirdi. Doğan Güreş bunu becerirdi. Böyle bir imkan yok. Darbe indirebilir. Her iki tarafta birbirine değişik ölçülerde darbe indirebilir. Bir takım kazanımlarını ellerinden alabilir. Ancak şunu unutmamak lazım. Türkiye çözüm süreci ya da değişik hatlarla yaşanan süreçlerde çatışmasızlık ortamında çok büyük kazanımlar elde etmişti. Burada sonuçta ülkenin bir tekrar çatışma ortamına sürükleniyor olmasının kaybı tüm Türkiye'ye. Bunun özellikle altını çizmek lazım. Bu çatışmanın tekrar başlamasından Kürt hareketi daha fazla zarar görebilir, devlet daha fazla zarar görebilir. Bu duruma göre değişebilir. Ancak en büyük zararı tüm Türkiye'nin göreceğini kesin bir şekilde söylemek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık çözüm sürecinin olmadığını bir şekilde deklare etti. Bakın burada bir cümle var. Bu çok net bir cümle aslında. Genel seçimlerde bu işin hasar gördüğünü gördük. Bu hasarla birlikte ortada gerçek var. Bu ülkede milli birliğimizi, kardeşliğimizi kastedenlerle bir çözüm sürecini devam ettirmek mümkün değil. Ya burada söylediği HDP'nin %13 alması ve AKP'nin tek başına iktidar imkanını elinden almasıdır. Bu da her zaman sandığı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok ciddi bir, net bir çelişkisidir. Bu kişilerle çözüm sürecini devam ettirmek mümkün değil. Peki kimlerle devam ettireceksiniz? Bugün Diyarbakır'da AKP tek bir milletvekili çıkarabilmişse, Batman'da yurt dışı oylarının katkılarıyla ancak bir milletvekili çıkarabilmişse, birçok yerde Güneydoğu'da hiç milletvekili çıkaramamışsa, bugün İstanbul'dan her bölgeden HDP en az üçer milletvekili çıkarmışsa, siz kimle, hangi Kürtlerle bu süreci sürdüreceksiniz? Kürtleri ne yapacaksınız? Artık Kürtler Türkiye'de kendilerine verilenle yetinen bir topluluk değil, halk değil. Kürtler kendi taleplerini kendileri dile getiriyorlar. Ancak Kürtleri dışladığı zaman Türkiye, Kürtlerin siyasi temsilinin önünde engeller çıkarttığı zaman, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı kazanımların üzerine örtmeye kalktığı zaman çok ciddi bir şekilde zarar görür.
Yalnız şunu da özellikle vurgulamak lazım. Son seçimde HDP'ye gelen oyların büyük bir kısmı AKP'den gelen Kürt oyları. Bu oyların geri gidip gitmeyeceği tartışması var. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. AKP'ye oylar geri gitmeyebilir ama HDP'ye de tekrar gelmeyebilir. Çünkü son seçimde HDP'ye oy verenlerin, Kürtlerin büyük bir kısmı, ilk kez oy verenlerin büyük bir kısmı, aslında Kürtlerin hemen hemen hepsi artık barış istiyor. Savaşı istemiyor. Savaştan bunalmış durumdalar. Dolayısıyla Kürt hareketinin savaşı tetiklediği, kışkırttığı, savaşı tercih ettiği gibi bir görünüm yaşanırsa, HDP'nin bunu engelleyemediği, engellemekten aciz olduğu gibi bir görünüm yaşanırsa, bu oylar çantada keklik değildir. Türkiye eğer bir erken seçime girerse, bu tırmanan gerginlikle, çatışma ortamıyla girerse, buradan ne sonuç çıkar bilmiyorum. AKP'nin tek başına iktidar olacağını hiç sanmıyorum. Hatta AKP buradan zarar da görebilir. Ama buradan çıkacak sonucun Türkiye'de bir yeni bir istikrar imkanı olacağını da sanmıyorum. Çok sert bir dönemden geçiyoruz. Medyada bunun yansımaları çok olacak, şimdiden başladı. Biz gazetecilerin de bu konuda çatışmaya karşı bütün silah kullanan herkesi eleştirel bir pozisyonda, herkese karşı eleştirel pozisyonda yaklaşan gazetecilerin işinin daha da zor olacağı ortada ki bu dönemleri çok yaşadık daha önce. Hepimize Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah Türkiye burayı en az zayiatla kısa bir süre içerisinde atlatır. Herkese iyi günler.